Hayır Ritik. Ailen benden nefret ediyor. Babalarını, Ankuş Reyce'yi benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Katili ben zannediyorlar. Hayır, ben o eve asla dönmeyeceğim. Ama seni burada yalnız başına bırakamam Shivanya. Hem artık güçlerin de yok. Yamini ile Sesha yılan kristali için her şeyi yapabilir. Seni kaybetmek istemiyorum Shivanya. Yanında kalacağım. Ama Ritik, güzel bir olay yaşanırken Amrita'nın mutluluğuna gölge düşürmek istemiyorum. Hiç de değil Shivanya. Amrita, Angad ve Divya'yı sen de çok seviyorsun. Onlar senin de ailen. Sen her zaman onların iyiliğini istedin. Onlara seninle ilgili gerçekleri ve suçun olmadığını anlatırım. Yamini ile ilgili gerçeği söyleyemem ama seninkini söyleyebilirim. Gerçekleri öğrendikleri zaman seni yine eskisi gibi seveceklerine eminim. Ama Yamini beni gördükten sonra... Hiçbir şey yapamaz. Nişana beraber katılacağımızı ona söyledim çünkü. Eğer olmayacak bir şey yaparsa gerçeği kardeşlerime anlatacağımı çok iyi biliyor. Ondan korkmana gerek yok. Ben asıl başkasından korkuyorum. Kim? Sesha. Oraya kılık değiştirip gelecek ve sana zarar verecek. Ama onun da çözümünü buldum. Olmaz Ritik. Yüzüğü bana verirsen sen nasıl korunacaksın? Bunu alamam sen... Hayır Shivanya. Bu yüzüğe benden daha çok ihtiyacım var. Kocan bunu sana vermek istiyor lütfen. Abla, son moda gelinliklere baksana. Sen en çok hangisini beğendin? Seç bakalım. Hayır, internetten seçemem. Ben düğünümde çok özel bir gelinlik giyeceğim. Sadece benim için dikilmiş olacak. Tamam, anlaştık. İyi. Benim tasarımcı bir arkadaşım var. Aktris Dipika'ya bir elbise tasarlamıştı. Güzel. Tasarımlarına bayılacaksın. Tamam. Evet. Çok güzeller. İstediğiniz kadar alışveriş yapabilirsiniz. Ama bilin ki ben eşyanızı falan taşımam. Aman sen de. Evlendiğinde başına gelecekleri bilmiyor. Eşya taşıdığı gibi bir de ev temizleyecek ve karısının hizmetçisi olacak. Anne. Bugün çok mutluyum tatlım. Çünkü sen sevdiğin adamla evleniyorsun. Bu akşam nişan var. Çok aptalsın. Madem onu seviyordun neden bana söylemedin? Karan'la evliliğini ben ayarlardım. Hı? Mutlusun değil mi canım? Abla, nişan kıyafetin hazır mı? Hazır. Özel bir kıyafet diktirdim. Üzerimde harika duruyor. Muhteşem görünüyorum. Ramya, yemek şirketiyle konuştuk ve akşamda dekorasyoncular geliyor değil mi? Her şey neredeyse hazır gibi görünüyor. Hey, abim geldi. O benim için her şeyi hazır eder şimdi, değil mi? Shivanya? Sen ne yüzle buraya gelirsin ha? Defol buradan. Burayı hemen kardeşim, terk et. Shivanya benimle geldi. Nişana ikimiz beraber katılıyoruz. Abi sen ne diyorsun? O bir yılan abi. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Hem de babamızı öldürdü. Bunu bile bile onu nasıl geri getirirsin? Burada bir dakika bile kalamaz artık. Shivanya artık yılan değil. Babamızı da o öldürmedi. Shivanya babamızı öldürmedi. O sadece babama yaptığının yanlış olduğunu söylemek istedi. Bu arada da öbür yılan geldi ve babamızı öldürdü. Seleş amca, Bay Suri ve Viren abim komplo kurarak Shivanya'nın ailesini öldürdüler. Boş ver Ritik. Nişana katılmamı ve beni görmeyi istemiyorlarsa... Hemen gidiyorum buradan. Shivanya dur. Bana güvenmiyor musun kardeşim?
Şivanya'nın suçu olmadığını söyledim ya. İyi o zaman. Şivanya katılmıyorsa ben de katılmıyorum. Hadi Şivanya. Retik dur. İkiniz de burada kalacaksınız. Tam burada. Bizimle. Hem de bu evde. Amrita, Retik senin abin ve Şivanya da yengen. Siz ailesiniz. Senin mutlu gününde onların da burada olma hakkı var. Hadi Amrita. Angat. Tamam. Amrita. Ramle, burada olman çok güzel. Seninle önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Yemek şirketini arayıp 2 saat önce buraya gelmelerini söyle. Erkenden organizasyonu yaparlar. Damat ve ailesinin önünde hazırlıklar yapılsın istemiyorum. Pargaşayı görmeseler iyi olur. Bırak beni, bırak! Ne yapıyorsun? Neler oluyor bu? Bırak beni, bırak Tanrım! Ramya! Bırak beni, Ramya! Ne yapıyordun öyle? Ha? Sen çıldırdın mı? Sen söyle. Ne yapacaktın? Ritik'le Şivanya'yı bu eve nasıl sokarsın? Ne düşünüyordun? Onları beraber görünce zil takıp oynayacağımı mı? He? Beni veya yılan kristalini unutmuş olamazsın. Kes sesini. Aklını kaçırmışsın sen. Sen ancak kafanı kaldırıp dilini çıkarmayı ve ısırmayı biliyorsun ha? Beter ol yılan, seni aptal şey. Şivanya'nın burada kalması için yaptım herhalde. Sen de o arada mabede gidip yılan kristalini al. Aklını mı kaçırdın, bana mı öyle geliyor? Yılan kristalini almak o kadar kolay mı sanıyorsun? Binlerce yılanın koruduğu bir yerde güvenli bir şekilde saklıyorlar. Onu oradan sadece 2 kişi çıkarabilir. Biri Ritik, diğeri ise babası Sangram'sın. Başkası ona dokunamaz bile. Alamayacağını açık açık söylesene. Bahaneye gerek yok. Neyse, boş ver. Şivanya burada olduğu sürece yapman gereken doğru zamanı bulacaksın ve Riti'yi hemen mabede götüreceksin. Evet, ve yılan kristalini alacaksın. Bunu da sen düşüneceksin. Madem düşünüyorsun, bunu da düşün lütfen. Ben yılanım. Kandıracağın bir aptal değilim. Yılan kristalini nasıl alacağımı düşünmemi istiyorsun ama sen Ritik'le Şivanya'nın gittikçe yakınlaşmasına izin veriyorsun. Boş versene. Artık tek hedefim Şivanya'yı öldürmek. Olmaz. Asla yapmayacaksın. Önce Amrita evlenecek. Sonra ister onu öldür, ister ısır, ister parçalara ayır. Ne istersen yap. Ama şimdi ona bir şey yapmayacaksın. Anladın mı Karayılan? Hazırlıklar ne güzel. Sevgili Çaya,
Hoş geldin. Nasılsın Divya? Çok iyiyim yengecim. Çaya yenge, seni görmeyeli 3 ay oldu. Çok özledik. Ben de sizi çok özledim. Ben aslında yarın gelecektim ama Amrita'nın bugün nişanlandığını öğrenince biletleri değiştirdim. Harika. Ne kadar iyi olmuş. Hem nişanda burada olman Amrita için de çok önemli değil mi? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nişanlandığına inanamıyorum gerçekten. Neden? Yakıştıramadın mı? Evlenmediğim sürece aklımın her zaman yerinde olacağına söz veriyorum. Ne olursa olsun. Sonra konuşuruz. Çaya, yorulmuş olmalısın. Hadi biraz dinlen istersen. Ben hemen geliyorum. Tamam. Gel yenge, seni götürelim. Hadi. Onu yukarı koy. Düzgünce. Ay. Gördün mü? Her şekilde benim yakınıma geliyorsun işte. Ben gelmedim. Aksine sen geldin. Neden? Yoksa sen çok güzelsin de senden uzak mı duramıyorum acaba? Teşekkür ederim. Yanına geldiğim için. Hayır. Beni yeniden ailene aldığın için. Biz kaç kez evlilik yemini ettik, yerine getirmek lazım. Yoksa yeniden hayatımda benden intikam alırsın. Yamini'den intikam almak istiyorum. Peki Ritik, neden onunla ilgili gerçekleri kimseye anlatmadın? Onun istediği kardeşlerimin gözünde temiz olmak. Ve ben bunu bozmak istemiyorum. Yamini ile ilgili gerçekleri öğrenirlerse çok üzülürler. Bunu hazmetmeleri çok zor olur. O yüzden onun gerçek yüzünü bilmemeleri daha iyi. Ritik, kardeşin ne kadar da mutlu. Onun için çok seviniyorum. Bana kimle evleneceğini hala söylemedin Ritik. Onu çok iyi tanıyorsun. Ne? Kimmiş? O, bir dakika. Telefon çalıyor. Baksana, Şivanya. Hadi ona sor, çok hoşuna gider. Hemen geliyorum ben, tamam mı? Alo? Evet? Amrita. Nişanlanacaksın. Bari bu akşam içme. Sen karışma, tamam mı? Bu evde sadece benim ve abim sayesinde bulunuyorsun. Yoksa sen... Benden uzak dur, tamam mı? Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum, tamam mı? Bir de bana ders veriyor. Sana mı kaldım ben, he? Amrita, ne oldu? Sorun ne? Neden böyle konuşuyorsun? O senin yengen. Bana ne? Çok uzun hikaye bu. Başka bir gün anlatırım. Ben bu akşam nişanlanıyorum ve yakında evleneceğim. Onun için keyfimi kaçıracak değilim. Sana sonra anlatırım ben. Ne düşünüyordun? Buraya gelir gelmez yine saygı göreceğini mi? Sen bu evde sonsuza kadar kalmak ve kapı dışarı etmek istedin beni, değil mi? Vay canına. Kayınvalideme bak. Aklımdan geçenleri ne de güzel okuyorsun. Seni öldürmek istiyorum Yamini. Ne olmuş artık yılan değilsen? Yine de yaşamana izin vermeyeceğim. Amrita, evlendikten sonra senin sıran gelecek. Benim evimde beni tehdit mi ediyorsun? İnsansın ama ilişkilerin değerini bilmiyorsun. Ama ben bir yılan olarak ilişkilerimin değerini biliyorum. Yakınlarıma duyduğum saygı yüzünden Amrita'nın düğününden önce intikam almıyorum. Artık yılan değilsin. Ama söylediklerin zehir gibi. Bana artık zarar veremezsin. Ne beni öldürebilir ne de yılan kristalini. Yılan kristali mabette ve birçok yılanın koruması altında. Onu asla alamazsın.
Kimin neyi alacağını zaman belirleyecek. Senin ölümünse hızla yaklaşıyor. Evet. Bakalım kim ne zaman ölecek Yamini? Kim kalacak, kim gidecek göreceğiz. Şivanya, hastaneden aradılar. Babamın durumu kötüleşiyormuş. Hadi gel, gitmemiz lazım. Hadi. Sana ne oldu baba? Baba! Onu seni durdurun. Öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Babama ne oldu? Neden böyle yapıyor? Hemşire, iğneyi hazırla çabuk. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Lütfen hastadan uzak durun. Açılın. Ama babama bir anda ne oldu böyle? Seni öldüreceğim. Neden Riti'yi öldürmeye çalışıyor? Hemşire, iğneyi getir çabuk. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Babanı mı düşünüyorsun Ritik? Aklı başında değildi inan. Ama çok yakında iyileşecek. Sabah raporu aldıktan sonra nasıl bir yol izleyeceğimizi düşünürüz. Gerekirse onu yurt dışına götürür ve en iyi tedavi almasını sağlarız. Ritik, kardeşin Amrita şu anda nişanlanıyor. Aşağı inmemiz lazım. Hemen hazırlan lütfen. Hazırlanmayacak mısın? Bu odada geçirdiğimiz bütün güzellikleri her zaman hatırlamak istiyorum. Çünkü aşkımız çok değerli. Sevgilim. Hadi bakalım çabuk hazırlan. Misafirler gelmek üzere. Yamini Amrita'nın düğününden sonra Şivanya'ya zarar ver diyor. Bu arada Şivanya benim Ritiğimle neler yapacak çok merak ediyorum. Birbirlerine dokunmalarını istemiyorum. Onunla değil. Benimle yakınlaşmalı. Ondan sonra bir insana dönüşsem de hiç önemli değil. Yılan kristalini alacağım. Ondaki güç beni ölümsüz kılacak. Sonsuza kadar benimle olacaksın Ritik. Benim olacaksın. Ne yazık ki ölümün gittikçe yaklaşıyor Şivanya.
Neredesin? Benim zehrim Şibanya'da hiç etkili olmadı. Ama o artık insan. Neden etkili olmadı ki? Ya seni öldüremezsem? Bir süre için seni buradan uzaklaştırabilirim. Şivanya, Bilge aradı. Birisinin yılan kristalini almak için gelmekte olduğunu söyledi. Nişanı bırakıp gitmem mümkün değil. Sen gidebilir misin? Ritik, merak etme. Tabii ben hemen giderim. Ritik... Bu akşam Şivanya'yla yakınlaşacak. Yani benimle. Seşayla. Bu akşam kimin hangi kılıkta olacağını hiç kimse bilmiyor. Geleceğini söylemişti. Nerede? Kaç saattir bekliyorum, hala gelmedi. İçeceğimi bulamıyorum. Buldum. Geri döndüm. Yılanların düşmanı geri döndü. Mangos. Dur kapıyı. Nereye gidiyorsun? Bekle. Hey. Dur nereye? Buraya gel oğlum. Bu tarafa gidiyoruz. Nereye? Bu ikisinin yüzünden avımı elimden kaçırdım. Hadi gel. Bu bir Gujarat oyunu değil. Siz Pencaplılar olarak buradasınız. Ona göre davranın. Aoo. Pencap. Öyle söyleme. Hadi. Oğlum içeri girelim. Hadi. Olur mu? Size Pencaplı gibi davranmanızı ve abartmamanızı söyledim. Ona göre hareket edin, yoksa canınızı okurum sizin. Tamam, sen ne olur. Dersen öyle, tamam. Pencaplıyız. Pencap. Tekrar hoş geldiniz. Geldim kardeş. İşte. Evet. Aoo. Ne güzel bir ev. Burası selamlar. Saray mı? Merhaba. Selamlar. Merhaba. Rahaj evine hoş geldiniz. Merhaba. Geçen sefer sizinle tanışamamıştık. Demek kısmet bugüneymiş. Evet, geçen sefer kaderimizde yokmuş. Kader bugün tanışmamızı uygun gördü. Evet, doğru.
Geçen sefer neden gelmemiştiniz? Bir sorun mu oldu? Ha? Oğlum, ne oldu? Neden gelmedin? Bunu sonra konuşuruz ama buraya kadar gelmemizin sebebi olan kişi nerede? Keşke onu da görseydik. Evet. Burada. Aman Tanrım. Ne güzel bir kız. Çok şanslısın. Kızımın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Aman yavaş dikkat et. Rejimde. Yok yok, büyü yapmıştır bu. Geleceğini söylemiştim. Neden yine böyle oldun ki sen? Çok azaldım. Hiçbir fikrim yoktu. Malikaneniz çok güzelmiş. Çok da büyük. Ha, burası sizin mi yoksa kiraladınız mı? Annem dalga geçiyor, huyu böyle. Hadi anne, neler diyorsun? Sus yoksa seni öldürürüm. Espri yeteneğim gelişmiştir. Ha, evet. Hadi, evet. Hadi. Umarım yine ortadan kaybolmazsın, değil mi? Bugün bu işi bitireceğiz. Onu alacağım. Kabir, çok mutluyum. Aslında hepimizin seni tanıyor olması çok iyi. Bak, Tanvi... Ritik, bunu şimdi konuşmasak iyi olur. O olaydan sonra Hindistan'dan gittim ve zaman zaman kendimi ölmüş gibi hissettim. Sonra aklıma Amrita geldi. Ondan çok hoşlanıyorum. Onu bahane ederek buraya gelmeyi düşündüm. Yani yepyeni bir hayata başlamak için. Çok iyi bir kız. Temiz bir sayfa açmama yardım edebilir. Kardeşim seni seçtiği için gerçekten çok mutluyum. Birbirinize çok iyi gelecek ve hayat arkadaşı olacaksınız. Seni seçtiği derken ne demek istedin? Yani demek istediğim yanlış bir şey mi söyledim? Hayır, öyle değil. Aslında o beni seçmedi. Ben onu seçtim de o çok iyi bir kız. Kendine has biri. Küçük bir kusuru var ama önemli değil. Sevgim her şeyin üstesinden gelebilir. Hem kardeşliğin artık benim sorumluluğumda. Ritik. Al. Dolabın üstünde ayakkabılarım duruyor. Getirebilir misin lütfen? Sen git, ben de geliyorum. Ritik, geldin mi? Ben de seni bekliyordum. İşaretimi aldın demek ki. Bu karanlık çok hoşuma gidiyor. Gel Ritik. Bu koku
Firavun Faris. Söylemek istediğini tamamlayabilir mi? Biraz da eskilerden konuşuruz. Ben geri döndüm. Herkes Amrita için geldiğimi sanıyor ama öyle değil. Buraya en sevdiğim yılanlar için geldim. Firavun faresi olduğumu söylemeyeceksin değil mi? Hadi istersen git. Ve herkese söyle bunu. Ama o zaman Riti'yi de... yılan kristalini de kaybedersin. Riti ve kristali istediğimi nereden biliyorsun? Beni hayata döndüren kişi söyledi bu. İkiniz birden beni camdan aşağı attınız ama ölüp ölmediğimle ilgilenmediniz. Ölmüştüm. Ama orada biri vardı. Ve o beni hayata döndürdü. Günler geçti. Aylar da geçti. Şimdi artık senin hayata dönme vaktin geldi. Ama bu sefer önce senin hazır olman gerekiyor. Bugün benden başka kimsenin sana ihtiyacı yok. Gideceksin. Gideceksin ve benim için yılan kristalini alacaksın. Gel hadi. Tamam. Guruma? Ama o öldü. Beni hayata o döndürdü. Ölmüş olamaz. Gidin. Çekilin. Gidin. 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 Ah. Gittiler, öldüler. Bütün balarıları öldü. Damarlarımda yüzlerce yılanın zehri dolaşıyor. Yılan ısırınca bile ölmüyorum artık. Sizin iğnenizle mi öleceğim ben? Guruma'nın öldüğüne inanmaları için delirmiş olmalar. Ama şimdi beni öldüren kişinin ölmesi gerekiyor. Shivanya ölecek. Sonra da ben... Hayır. Seni öldürmeyeceğim. Seni bağışlıyorum. Çünkü senin de hedefimiz aynı. Shivanya'nın ölümü. Onun ölümüyle sen Ritik'e kavuşacaksın ve bana yılan kristalini getireceksin. Eğer bu şartlar senin için uygunsa yılanla firavun faresi el sıkışabilir. Anlaştık. Anlaştık. Ama sakın unutma. Müstakbel kayınvaliden benim bir firavun faresi olduğumu bilmem. Benim sana vereceklerimi
O sana veremez. Unutma. Yılanla firavun faresi arasındaki ezeli düşmanlık bir gün arkadaşlığa dönüşebilir. Hadi git ve Şivanya'yı öldür. Sonra da hem Ritik hem de yılan kristali benim olsun. Firavun faresiyle yılan her zaman birbirine düşman olacak. Şivanya'yı öldürdükten sonra yılan kristalini alınca sıra seni öldürmeye girecek koca yılan. Seni öldürmek eğlenceli olacak. Çok eğlenceli. Gelin, törene başlayabiliriz. Bu yaşlı kadın sözde benim annem rolünde olacaktı. Keşke ona bir ders verseydin. Anne, töreni başlat. Ha, tamam. Evet. Hayırlı bir sebeple buradayız. Hangi sahne istersiniz? Hadi. Annem hayatının her sahnesinin bir film sahnesi olduğunu düşünüyor aslında. Şu anda o filmde bir anne rolünde oynuyor. Yaşadığı her anı kafasında tutabiliyor. O yüzden böyle. Kayıt devam ediyor. Lütfen töreni başlat. Tamam. Hemen başlıyorum ama ben ne yapacağım? Bakın. Dua müstakbel gelinin üstüne koyarak başlayabilirsiniz. Ve alnına işaret koyabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Çok mutlu olun tatlım. Teşekkür ederim. Evet, görevimizi yaptık. Şimdi sıra gelinin ailesinde. Oğlumuz hazır. Anne izin verirsen kabirin alnına Şivanya işaret koyacağım. Tabii, neden olmasın? Yenge, Şivanya'yı bulur musun lütfen? Şivanya'nın beni görmesi hiç iyi olmaz. Hem benim hem de onun için. Onlar mükemmel bir çift. Nazar değmesin.
Ezeli düşmanım beni tanımadı. Veya beni tanımıyormuş gibi davranıyor. Yılanın nasıl bir oyun oynadığını öğrenmem lazım. Hemen. İğne olma vaktin geldi. Hasta nerede? Doktor! Doktor hasta odasında değil. Seni görür görmez tanıdım. Burada bir firavun faresi kokusu almıştım zaten. Beni öldürecek miydin? Sen de aldanabilirsin. Şivanya'yı buradan göndermiştim ben. Ama sen ve ben mükemmel bir çiftiz. Sen çok akıllı birisin. İki düşmanın dostluğu harika sonuçlar verecek. Ne oldu Ritik? Neden bu kadar endişelisin? Sanırım aranızda kaldığım konuşacaklarınız vardır. Bana müsaade. Ne var? Ne oldu Ritik? Şivanya babam. Babam hastaneden kaçmış. Kim bilir nereye gitti. Onu aramak için nereye gideceğimi bilmiyorum. Endişelenme Ritik. Her şey yoluna girecek. Güzel. İhtiyar gitmiş. Ritik'le aramızdaki bir engel daha kalktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.